Bakın. Chapter 3. Yes, sonunda. 20 yıldır birbirini sanıyor. Oğlum beşik kartla mı? Sonunda 4'ü yaparım inşallah. Oğlum beşik kertmemiz geldi köyden. Borcumuz varmış. Birlikte büyüdük. Sen bana nasıl güvenmiyorsun ya? Ben borcumu vermem mi ya? Ben 200 dereceden fakirim lan bu. Sen şehre para kazanıp gelmemeye gitmedin mi? Yani para kazanmaya geldim evet kızım da yani. Para kazanmadın sen inatçı. Hadi git bakalım bu seneti imzala şimdi. Nah. Köpeğimi sat. Galiba ananı avını. Bundan sonra benim kölemsin. 7-24 benlesin. Kraliçen gibi davranacaksın. Okey. Bunu çaldığım anda gelmen lazım. Köpek gibi. Oğlum böyle bir şey yapılır mı ya? Ve ex-kürsi çıkıyormuş abi dikkat et. Dreaded onido. Oğlum böyle bir şey olur mu? Bize kakring taktı ya. Böyle bir şey olur mu? Biz paramız yok diye bu hallere düşecek miydik ya? Sahibe yaptık ya. Ajax ya. Köpek gibi diyor. Lan sakın ha. Köpek gibiymişiz. Chatten bizim para vermemiz gerekmiyor mu yazıyorlar. Oğlum siz nasıl insanlarsınız ya? Onu mu yiyeyim? Onu mu istiyorsun? Çocukluğuma döndüm chat. Oğlum balığı bırak amına koyayım hayvanını. Fevri döndü nevri döndü ya. Kafanızı sikeyim ya. Oğlum bu ne ya? Hatırlıyorum evet. Oğlum. Benim Japon balığım yanlışlıkla güneşten yandı bu arada, tamam mı? Hayvanın kaderi oymuş küçükken yani bilemedik camın önünde o şey büyüteç görevi görmüş yani ne yapayım? Travmatik bir şeydi hatırlattığın için teşekkür ederim. Balık bu kadar yaşamaz ya. Oha. Bana aldığın resim çok güzel şey çizim. Çok iyi. Nasıl takılıyor ne yapıyorsun? İyidir sen ne yapıyorsun? Ben iyiyim. Başka bir şehirdeyim şu an. Geri dönünce sana bakayım mı? Oğlum bu kız niye telefonumu çaldı ya? Bizi köpek etti ya. İş saatinde niye oğlum bak benim borcumuz var ama benim bir telefonumu telefonumu alma ya. Da kıl oldum. Niye bana kötü davranıyorsun? Vur, bana vur o zaman diyor kız. Sana ne vurmam ya, niye vurayım ben? Niye çok agresifsin? Deli... Kızın her şey hoşuna gidiyor amına koyayım, deli midir nedir? Sen bana beni bulledinden dolayı travmatize ettin beni diyor. Oğlum bu Çinli kızlar deli mi lan? Ne? Yalvar, oğlum kız niye bize yalvarıyor şimdi? Ne oluyor oğlum? Nasıl sahibi fetişi dönüyor şu an? Kimle buluşayım sizce? Zeng Ziyan'la mı buluşayım? Evde kalalım. Stelunin diyor ki chain propaganda. Kim propaganda? Bro, kalıyorum lan ben. Zaten hepsini yapmak zorundayız bu arada geçmek için diğer chapter'a haberiniz yoksa söyleyeyim şu an çünkü şey fark etmeyecek. Buraya geri döneceğiz zaten o yüzden Kadir. Evde kalıyorum ilk başta. Ananı evde kalan kafama sokayım ya öf. Monkey Island oynamaya devam. Oha kutular. Hileli zar.
Böyle hileli dar diye bir şey mi var lan? Dar. Ama hileli. Ben bir onun hileli darlarını bozayım da görsün. Ne yaptı lan şu an? Normal darı hileli zar arasına koydu. Yavşak. iPhone olması mümkün değil. Apple olması mümkün değil abi. Çin burası. Bu ne? Oğlum bu kız kafayı yemiş ya. Sketchpad. Ne yazıyor? Çizim resim diyor. Ayağımla senden daha iyi çizerim dedi. Oğlum biz ikinci nerelere fakiriz ama. Kıza borcumuz var diye. Sahibe yaptık kızı biraz. Hayır. 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 No. Geri gittim. No. What do I do? Why do I do this? Her şey tamamdı. Kız kendi fotoğrafını koymuş amına koyayım iPad duvar kenarına ve profesyonel çekim ya. Bu kızla yaşanır mı ya? Hayat geçer mi seninle ya? Bunun zaten akli dengesinin yerinde olmadığı bu hareketle belli değil mi? Bu manyak. Gene yemek şakası yapacaktım da yapmayacağım artık yeter. Oğlum bu bizi kesip yer. Yemek çizmiş ya buraya. Niye bir sürü yemek çizdim? Ne? Niye bu kadar çok yemek çizdin Allah Allah ya? Tamam devam ediyoruz. Hileli zar değiştirmemiz lazım şimdi. Oğlum kızım kendi wallpaper'ı kendi... Yeter lan. Şimdi kurtulduk galiba. Tekrar oynamamıza değdi. Tamam. Tamam. Okey. Hah geldi manyak Allah. Gespi hayır testler olmaz. Eğer oyunu kazanırsam bütün borçlarını sileceğim. Nasıl bir oyun? Küçükken benimle oynamadın bir oyun. Sadece başka çocuklarla oynuyordun. Ne? Ne hangi oyun? Kaybetti kazandık chat. Hadi iddiayı arttıralım diyor. Kazanırsan yok yırtacağım diyor borç şeyini. Bir daha sana asla borcunu. Oğlum zaten demin dediğim bu değil mi kazanırsan? Küçükken kaybedince bütün mahalleye bağıra bağıra gezerdim diyor. Aha zar atma oyunu yavşak. 3 at ve kaybet 5 at ve kazan. Asla kaybetmem. Ne oldu? İddia iddiadır kızım. İddia iddiadır. Sorry I don't mean to. You can cheat without paying the price. Abi ben kızı... Monopoly adamda gözlük boyu tek yok daydadır. Oğlum Monopoly adamda Bugs Bunny'nin kuyruğu var mı? Bugs Bunny'nin Bugs'ı var mı? Pardon ya kusura bakma mı diyeyim yoksa ağlama oyuna. Öyle hile yapamazsın. Bana niye hep kötü davranıyorsun diyor. Oğlum bana kırbaç vurmaya çalıştın ne kötüsü ya. Ben sende de sen hep eziksin sen ya bir de. Ve? Bana çok çekici geliyorsun şimdi. Oğlum bu kız deli mi amına koyayım her şey hoşuna gidiyor. Oğlum çok yakışıklısın, çok tatlısın falan diyor ya.
Hala sinirli misin bana? Insane in the membrane. Deli oğlum. Ha? Oğlum bu kızla nerede buluştuk? Kıza rezil etti beni. Dedi ki kölesi olmuşsun sen dedi bunun. Kızın diyor asıl amacı borcunu toplamak değil diyor. Seni kölesi yapmak diyor. Benim seni kurtarırım diyor. Ne fısıldıyorsun diyor. Bilmediğim ne var diyor. Oğlum bu ikisi ne ara tanıştı? Ne oldu? Ne acele var? Diyalı mısın diyor. Nedir kurtaracakmış. Sevgilin gibi davranacağım diyor. Ay aman ya hiç gerek yok ya. Hiç gerek yok. Tabii ki de sevgilim gibi davranabilirsin. Tamam. Bizi kurtaracakmış sevgilimiz rolü yaparak. Zeko diyor ki abi diğer falan seviş benimle Slovet River. Telifli değildir iş. Bu biraz kötü ama. Ne oldu lan kız bize mesaj attı. Bebeğim seni özledim bebeğim falan diyor. Fake fake gerçek değil. Rol yapıyor tabi. Lan paket geldi. Nereden? Alibaba.com tabi. Lan. Bu ne amına koyayım lan? Nasıl bir paket lan bu? Oğlum kız kendini... Bu daha ayrı deli. Kız kendini... Arma ve telefon kabı yapmış. O bu Çin. Ben gitmiyorum Çin'e. Seni çok özledim falan diye sesli mesaj atıyor sürekli. Yıldız nasıl entrance yaptı? Yürüyüşe gitti. Birkaç güne kırılır diyor. Oğlum biz niye bu kızla yaşıyoruz? Bu kızda niye bu kadar... Bu kızda niye bu kadar viski var? Büyük bir köpek beni kovalıyor mu? Oğlum duvar kağıdımızı da yapmayalım ya bu kız. Ne kadar büyük. Delirttim diyor şimdi bak diyor. Delirteceğiz diyor şimdi bak diyor. Kafayı yiyecek diyor bak yarın görüşürüz diyor kız. Bebeğimiz olmuş. Çok çok heyecanlıyım ondan konuşamıyorum. Photoshop yaptığımızı gördü. Oğlum bu kız deli Photoshop yaptığımızı anladı. Şimdi daha da rezil olduk. Nasıl anladı ki onun kağıdın Photoshop olduğunu ya? Köylü kızla ne oldu acaba? Umurumda değil. Diğer kıza ne oldu? Galerici olana. Oğlum galerici kıza ne oldu? Resim yapıyor herhalde. Da. Abi doktorun numarası fake'ti diyor falan filan. Basıldık yani diyor. Borç. Yalan söylememen lazımdı Guyi borç şeyini. Şu an ekstra benim şey asistanım olarak çalışacaksın diyor. Şimdi ekstra sene kölesiyiz. Bütün hepsi benim fikrimde. Bütün sorumluluğu ben alıyorum diyor. Ne yaparsam yapayım diyor Guyi. Her şeyi yapar mısın onun için diyor. Makyajsız gör o kızı diyor. Kızı makyajsız görme. Her şey okeymiş. Makyajını sil bizim önümüzde diyor. Makyajını silmesini istemiyorsan bir sene ekstra köle oluruz. Sıkıntı değil diyor. Oğlum. Bu ne saçma? Oğlum bu oyun inanılmaz korkunç ya.
Bir çıkıyormuş şimdi makyajı. What the hell? Oh my god. Yok canım, o kadar değil yani. 你卸妆的样子就不理你了。当然了，还要看故意。 Hadi sil makyajını ya, tamam. Ben ekstra sene köle olamam abi. Bizim adımız Guyin, ikinci nesil fakiriz biz. Başka çarem yok. Ha, sil. Na行吧，卸妆吧。 Guigo, evet, bu kızla aram bozuldu soldakiyle. Üzüldü çünkü. Kopat şeyleri kabul etmediğimizde. Bu oyunun climax'ı herhalde artık. O ne oğlum? Billi boya kutusu getirdi amına koyayım. Kafanı kovaya sok, suratı çıkıyor. Ne var, hiçbir şey olmadı. Gayet okey yani, hiçbir problem göremedim ben makyajsız. Diğer kız da ekstra göt oldu. Oğlum en sevdikleri telefon kabının yemek, neyse. Yaptım yine şeker. Biri senin resimlerini almak istiyor Guyin. Hadi gel. Hadi hadi. Ne o şimdi gelecek. Teşekkür ederim Yunsu. Ya beni bir sal ya. Şu ya gelmeye. Ben çıkıyorum. Senle gideceğim, senle gideceğim. Niye gelmek istiyorsun? Daha iyi bir fiyat alırız bu sayede diyor. Karar verme hakkımız yok herhalde. Mecbur geliyor. Aha. Resim kız. Şey, adam görmüyor mu? Abicim benim... Oğlum kızın amcası çıktı amına koyayım. Babam bilmeden bela mı çıkartmaya geldi? Niye lan ben kuyuda? Pardon. Yalan söylemiyorum. Bana inanmıyorsan ona sor. Amcası bu kızı al. Bu kız kafayı yemiş. Açıklayabilirim. Borcum ondan dolayı bir yıllık kölelik imzaladım. Yalana devam. Evet evet, geziyor. Arkadaşız, denk geldik. Benim tabloma kaç para veriyorsun şimdi sen? Li Yunsu ile aram bozuldu hoca. Nasıl iş? Bu salakla aram iyi oldu. The fuck? Tabii yetenekliyim. Çok potansiyelim de var. Kaç para verdi bana şimdi? Harcam mı oğlum diyor. Oğlum kızın amcasına sattık. Bütün kızlar çok zengin. Biz niye çok fakiriz bu oyunda? Gidiyorum falan. Çocuğu da gel. Kız çok bozuldu. Bizim için... Aha, dükkanı alabilirsin diyor. Bize galeri açıyor oğlum bu kız. Sıkıntı paraysa borç veririm diyor. En sevdiğim şey abi kızlardan borç almak, çok yüksek. Kredi kartın mı? Ben normal kartmışım. Bu oyunda en sevdiğim aktivite. Ya bırak benim eşyalarımı kullanacağım artık. Deli kızlar. Ne yapıyorsun? Sana olan borçlarımı ödemeyeceğim.
Sana ben bu benim niye borcum var bu kıza ya? Benim niye herkese borcum? Allah benim belamı versin. Nereye geldik? Dükkanın girişi bok gibiymiş. Değiştir diyor. Yunsi geldi. Geleyim dedim diyor. Bulvardan başlayarak. Oğlum hepsi nasıl geliyor ya? Böyle kız da geldi. Açılışa geldiler oğlum bizim galerimize. Ulan. Ya sus. Var dekorasyonu. Enes Batur'un arka planı. Aklımdaki fikir oydu. Hangisini seçelim? Şimdi yemek koymam. Öncelikle. Bu ne? Abi Yunsi'ninkinden gidiyorum ben. Ziyan değil. Yunsi'den gidiyoruz chat bu randa. Köpek mi koyayım arka plana? Sanat mı? Ya sen sus zaten amına koyayım. Android duvar kağıdı gösteriyorsun. Allah Allah. Dolarlı gözlü kedi mi olur ya? Kaçırdım küfür etmekten herkese. Ne oldu? Hepinizin tercihleri bok gibiydi. Ama en iyi fikir benim fikrimdi. Duvarı beyaz bırakmak. Duvarı niye beyaz? Beyaz dursun evet doğru. Ne düşünüyorsunuz benimle ilgili? Evet. Hepsini mixleyelim o zaman diyor. Daha kötü bir fikir. Allah benim double belam versin. Bu kedi ne thumbs up yapıyor? Sıfır. Thumbs up yapan kedi emotunu yanına koy. Oğlum arada böyle hep bir kızlara montaj b-roll çekiyorlar ya. Yönetmenin fantazisi bu da amına koyayım. Kızlar bir geçin şimdi. Ağır çekimde sizi çekeceğim. Telefonla konuş bakayım şimdi. Ne yaptı abi? Herkes kapışıyor. Bak diyor, boyanın copyright'ını bir çöz diyor, bir telefonla konuş diyor. Kızın bağlantıları çokmuş. Çin böyleymiş chat bu arada. Çin'e giderseniz anında 5 tane sizden çok hoşlanan kız her işinizi hallediyormuş. Para yardımında bulunuyormuş, bütün bağlantılarını kullandırıyormuş. Bu Çin'de bayağı normal bir şeymiş. Beyin göçü yapmak isteyebilirsiniz yani Çin'e, üniversite falan okuyan varsanız bitirdikten sonra. Moment to China. Ev arkadaşınız da kesin diğer cinsiyetten oluyormuş. Ya da hoşlandığınız cinsiyetten. Ne oldu kıza, ne öğreteceğiz? Öğretmeyelim kıza bir şey. Hadi git işine bak sen diyor. Ne öğreteceğiz ki? Oğlum bu ne ya? Bu nasıl bir resim ya? Shitpost gibi ya. Çok kötü olmuş gerçekten. Bir gün çok zengin olacaksın. Bütün para da benim olacak. Niye sana parayı vereyim ben ya? Bana borcum var. Oğlum borcuma bir de amına koyayım ben. Borcu... Ya bu kız...
Benim hayatımı bitirmek mi istiyor benim ya? Borcum varmış. Borcumun faizi varmış. Borcumun faizin üstüne benim galerime yatırım yapmış. Yaptığı yatırımın faizi varmış. Yaptığı yatırımı bana olan borcunun üstündeki faizden eklenenden dolayı o yatırımın üstünden gelen... Anladık, fakiriz ya. Bu kim ya? Ya bu da Gui. Bizim de ne meşhur amına koyayım bu. Bu Çin'in tek şeyi biz miyiz ya? Gui. Gui bu mu ya? Ne abi, ne Gui ya? Ne var ya bizim adamın, ne? Ne, neyimiz var ya? Benim hakkımda benimle ilgili konuşuyorlar. Oğlum bu bayağı bir ezik oyunu lan. Ben şu an fark ettim. Chapter 3'te fark ettim de bu bayağı bir bu ekstrem yıkık oyunu oynuyoruz biz. Farkında mısınız siz? Bunu Steam'de kaç kişi oynuyor bilmiyorum ama bir bu ekstrem ezik oyunu yani. Bütün kızlar benden hoş. Neckbeard oyunu lan bu. Yani hani ben genelde bir kompetitif yönüne çok odaklanmıştım oyunun da chapter'a ulaşmaya çalışmaya çok ulaşmıştım da şu an bir fark ettim yani. Casual beynime dönünce hani bu bir erkek wet dream'i bu ya. Adamlar öyle bir oyun kurgulamış ya, tam Steam'de çıkacak bir oyun yani bu. İnanılmaz. Hemen bir kurban verebilir miyiz? Çok eğlenceli. Steluning diyor ki işte bunu oynayanların babası AliExpress selamlar yazıyor. Abi aynen öyle. Ya da direkt bunu oynayanlar demeyeceğim çünkü ben de bunu oynuyorum. Siz de bunu izliyorsunuz teknik olarak ama. Ya şunu bilin ki bu oyunu eğlence amacıyla bir tek biz oynuyor olabiliriz chat. Bir tek bizden kastım da büyük ihtimalle chat'in de %50'si falan. Çünkü her kız bir de smash yazıyorsunuz. Çok fazla. Yani bizde de yarı yarıya dağılıyor, haberiniz olsun. Devam abi, çok önemli. Hemen bir kurban verelim. Guyin adına kurban. Panther Dale WP. Görüşürüz. Benim en iyi oyun karakterim Guyin bundan sonra, haberiniz olsun. Baban duysa senin bankalarını dondurur ağzınızca. Bizi dinliyor zaman okuyup tam bir sapığız biz ya. Biz tam bir akıl almaz, iflah olmaz bir bayır domuzluyuz ya biz. Oğlum biz bayır manyağı, biz sapız biz ya, inanılmaz ya, biz köşeden dinliyoruz ve başımıza hiçbir şey gelmiyor ya, biz hiçbir hatanın cezasını çekmiyoruz ya insan ilişkilerinde. Umarım oyunun son chapter'ında komadan uyanırız yani, hepsi gerçek olmayan bir dünya çıkar. Steluning diyor ki içinde 300 kıza bir erkek 500 amip düşüyormuş. Burnout yaşamak imkansız bu oyunda. Hayatında hiç zorluk çektin mi dedi kıza, kız hayır dedi. Sen doğduğundan beri elin balda şeyin kaymak. Ne neydi o laf ya? Elin sağ solun balda kaymak. İşte kaçıyorsun maçıyorsun babam baba. Ya bu kız da zengin kız işte. Babası zengin, klasik hikayenin. Baban seni ayaktan reddeder falan diyor. Arkadaşlarım beni kollar falan diyor. Hep bütün arkadaşlarım baban için çalışıyor diyor. Baban derse diyor seni paket ederim ben diyor. Arkadaşı değilmiş ki bu kız diyor. Babasının çalışanıymış. Oha yakalandık. Ha? A mı? Oğlum bizim adamın cüssesi nasıl da onu görmediler? Aha! Duydum! Evine geri dön! Arkadaşın haklı. Evine gitmen lazım.
Niye kimse bana? Ben yapmıyorum. Kalbimiz bozuldu. Guyi. Senin için çok... Oğlum sen manyak mısın ya? Sen demin aynı şeyi söylüyordun ya. Ben sikti. Camdan atlamaya mı gidiyorum? İnşallah o kararı vermişimdir. Tüh, kapıdan çıkma kararı vermişiz. Ne güzel orada. Her şeyi sonlandıracaktık. Bana Rolex alacakmış. Ya beni ittin gene. Sana hiçbir şey demedim ya. Git abi. Gene kapayacağım ya. Üzücü. Oyun oynayalım diyor. Ne oynayacağız? İki kişi ellerini kaldırıyor sonra ittiriyor birbirini. Ayağı kıpırdayan kaybediyor. Tamam hadi oynayalım. Abi ağır ittir. Ben yıllardır bu oyunu praktikliyordum. Benim için hiçbir eşliği yok. Lütfen biraz fokuslan. Dur bekle. Cinsiye döndük. Bunlar kim abi? Dükkan gezerler. Sen çok iyi bir artistmişsin. Seninle interview yapmak istiyoruz. Para için yap... Ne? Ne oldu lan? Ne basıldık? Ha? Bir şeyler çiz, biz şey yaparız diyor. Splash ink to revamp the artwork. Yapıştır ya. Tribe girdik. Bu bok gibi bir resimdi. Şimdi bunu ayarı vereceğim. Aha. Sanat budur işte. Li Yunsi gerizekalı bu dedi. Çok kötü bir karar verdiğimi fark edip zaman geriye aksın büyüsünü kullanıp. Oğlum ne oluyor amına koyayım? Oyun pausta değil miyiz biz? Oğlum bu oyun beynime mi işledi benim? No! Stop it! Tamam. Tamam, şimdi normal fırçayla çizeceğiz. Ablacım, sana bir resim yapacağım ki kafa yiyeceksin. Sanat dediğim böyle olur diyeceksin. Bak size ters ama. Çekiyor musun? Kamerayı açıyorum. Ne kadar takmazsan o kadar iyi olur çizim diyor. Sen de hiçbir şey beğenmiyorsun ama. Ben eziklenmeye mahcup benim eziklenmem şart şarj mı bu bölümde? Niye yaptın? Abi onları bilerek çektiler. Yalancı muhabirlerdi onlar çünkü. Ben istemiyorum abi. Ben milleti kandıramam. Kapatıyorum galeriyi. Kapatıyorum galeriyi. Kapatıyorum galeriyi. Ama reklam lazım sana diyor. Yardım edebilirim sana diyor. Hiçbir şey başaramadım. Benim niye galerim var ki amına koyayım gerçekten? Oğlum gene aram bozuldu Li Yunsi'yle. Sana biraz zaman vereceğim. Ya sonra niye ikinci dereceden fakirim? Şimdi iki kat borcumuz oldu oğlum. Dükkanı bir de kapayacağız, açacağız. Açtık ki Allah bela geldi. No. Benim borçlarımı siler misin? Ne oldu lan, kız ağlıyor. Babam. Ha? 你爸怎么了?
Babası almaya geliyormuş. No. Beni bekler misin? Benden hoşlanıyorum diyor. Küçüklüğümden beri hoşlanıyorum. Gelmemin sebebi borç değildi buydu. Vay oha. Oha. Ne? Babam senin için geldiğimi öğrenince çok sinirlendi ve hastanelik oldu. Ne? Oha. Sen beni bekleyeceğini söyle. Hayır. Değer mi ya babanın kalbini kırmaya? Babanı kırmaya değer mi ya benim için? Benim gibi öyle adam hakikaten onu dedi ya. Benim gibi bir dangalak için babanı kırmaya değer mi be? Zengin babanı hem de. Ağlama, oyna, hadi. Seninle geçirdiğim bu günler hayatımın en mutlu zamanlarıydı. Ne? Seni bırakmak istemiyorum. Merhaba baba. Geliyorum baba. Bay bay demem lazım baba. Bekleyeceğim tamam. Cevap bile verdirtmedi. Demek o kadar beklemek istemiyoruz. No, hayır. Hadi street. Ana ulan bu kız gitti diye bir de oranın evet orayı o çekeceğim demişti ben investleyeceğim demişti bizim dükkan parası da bize kilitlendi ekstra borç ananı sikeyim. Oğlum bir şeyde doğru gitmiyor mu ya bu hayat nasıl bir şey ya anası ben böyle var ya anasını sikeyim ya hiçbir şey doğru gitmiyor ya elimi atsam ayağım kopuyor. Ayamazsam ayağım kutluyor. Yani merdivenden ikişer ikişer çıkmaya çalışalım derken dörder dörder aşağı yuvarlandık. Köy peynirine döndük amına koyayım lan. Oğlum böyle bir şey olabilir mi lan? Lan bu kaçıncı derece fakirlik odan artık bitti lan. Böyle bir şey mümkün mü ya? Oğlum. Bu ne lan şeftali kolonya mı lan bizim hayatımız hep? Ben bu durumda olsam net çişimi içerdim sonra da kafama Hayır. Bir kızdan daha borç alacağız. Başarabiliriz. Bir şey çözeriz ya. Sıkıntı yok. Çözeriz. Çözeriz kızım bir şeyler. Sen hiç merak etme. Bir tane kupon yaptım. Bak çok büyük paralar geliyor. Bir bakalım bak. Hayırlısı. Bu akşam 9.30'da. Bak. Var yani. Telefonu açmam lazım Yunsi. Bizi bir tek altını kurtarır. Ev buldum kiralık ama mahalle çok kötü. Abi depo ve tuvaletsiz bir ev bulmuş bize. Kötü mahallede depo. En alt kat ve tuvaletsiz. Tuvaletsiz ne amına tuvaletsiz. Tuvaletsiz ne oğlum? İşimi içerim artık yapacak bir şey yok. Tuvaletsiz'e de okuyayım, okey. Tuvaletsiz'e de okuyayım. Galiba birinci dereceden fakir olduk. Dur, bekle. Guiye.
Hadi ne olur evlilik teklifi. Ha yok ya. Şey eşyalarımı tamir eder misin dedi. Lisun. Arada sıçmaya gelebilir miyim? Senin de bana bir borcun olsun ya. Birkaç tane daha şeyim kırık. Bir günden fazla sürer onları tamir etmek. Birkaç gün daha kalır mısın? Benim için onları onarır mısın gitmeden? Yunsi. Eyvallah. Kızım kalmamı istiyorsan söyle yani. Bu arada bozuk değildi. Bunu Ikea'dan böyle getiriyorlar zaten. Haberin olsun. Neyse abi ben sana göre tamir etmiş gibi. Para yapmak uzun sürüyor abi. Sağlığından önemli değil. Para benim umursadığım tek şeydi ama ben yani borçlar evet ya borçlar çok. Ben hep iyi mutlu hayat yaşıyordum ama siz bana yardım ediyorsunuz ama bu bak benim bu borçlarım benim ağzıma sıçtı. Hep bir size yüküm. Hep bir yani para kazanırsam bundan kurtulurum yani. Herkes mutlu olur gibi ya. Bu fikirler biraz ekstrem diyorsun kızım ama yani. Başka bir yol yok. Birinci dereceden fakirlik böyle işte. Sosyal kredimiz şu kim aradı gene? İş buldu iş. Nasıl bir iş? Yapabilir misin bilmiyorum ama biraz yorucu olur. Tamam görüşürüz. Eren görüşürüz. Geleceğim. Ben gidiyorum. Miletos 95 diyor ki finalde Can Yaman çıkıyoruz. Başka bir aşkınız olamaz zaten. Chapter 4'e geçmek için 5600 tane ekstra yol denememiz lazım. Ama bir tane de alternatif yol yapacağım sonra gideceğim ben. Bu beynim yandı amına koyayım. Biz bu oğlum bu bayağı uzun lan. Şimdi başka bir yoldan gidebiliriz. Dur. Burada kimin resmini seçtiğimize göre mi ilerlemişiz? En büyük seçim orası gibi galiba. Bu kızla olan ilişkimizi şu an boş verin. Paket şuradan. Köylü kızını mı seçeyim? Herkesin favorisi köylü kızı mı? Ben... Ziyan mı? Oğlum amına koyayım şu chat'e bakınca ne görüyorum biliyor musunuz? Bu chat'e bakınca ne görüyorum biliyor musunuz? Geçmişte Türk milleti nasıl... Osman Bey'i amına koyup Çinlere nasıl kaybetmişler soyun devamını. Ben bunun cevabını görüyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ederim birebir örnek olduğunuz için. Devam edebiliriz şimdi. Peki şimdi buradan nasıl... Bal çizgi diyor ki Lord sevenler Mandıra'ya kadar gidebilir mi? Teşekkürler. Tamam burada montaj yapıyoruz. Ne değişti? Nasıl bir branch out olduk? Tamam bu kıza şimdi diyeceğiz ki duymadım borcumu ödemeye devam ederim. Ne değiştirecek bu bize? Oğlum yanlışlıkla bu kızla aram daha iyi oldu. Ananı avradını. Aram daha iyi oldu ve başka hiçbir seçenek seçemedim. Saat maç çizme bana kızım. Fake ittiriyorum. Dur bakalım burada ne oluyor? Gücünü kullanmıyorsun diyor. Tamam geç buraya bir dakika şimdi. Tamam abi son chapter'a bence açtık ya şu an. Babam geliyor falan filan. Bakalım ne kadar ilerledik.
Bon bon. Biz kimdeyiz?